Şimdi önceden kıymamızı hazırlayalım. Markete gittim. Yarım kilo yağsız kıyma aldım. Yarım kilo da kaburga kıyma çektirdim. Çok yağlı da arkadaşlar hamburger çok kayboluyor. İyi olmuyor. Bu ikisini harman yapacağız. Ne yapalım bundan? Mesela 1,5 tatlı kaşığı tuz atıyorum. Bir de birazcık karabiber, çok değil. Steak burger yapacağız. Buna soğan falan koymuyoruz arkadaşlar. Sırf steak burger. Bunu fazla ezmeden karıştırıyoruz. Etler birbirine girsin. Böyle normal köfte gibi yoğurmuyoruz. Arkadaşlar. Bundan ben 7 tane çıkardım arkadaşlar. 1 kilodan, yani 1 kilo 50 gram falan 7 tane çıktı. Aşağı yukarı. Yani çok da böyle 200 grama da gerek yok diyorum ben. Şu şekilde bir deneyelim. Şöyle bir kapla buna şekil veriyorum ben. Önce stres filmin üstüne koyuyorum. Şöyle bir kapla şekil veriyorum. Burgerim hazır. Şu şekilde buzdolabına koyuyorum bunları. Pişireceğimiz zaman çıkaracağız. Pişirmeden bir yarım saat evvel çıkarırsak daha iyi olabilir. Tavamızın altını yaktık. Güzelce ısıttık. Bir miktar sıvı yağ döküyoruz. Çok değil. Tavanın dibini kaplayacak kadar. Benim soğanım çok olduğu için biraz tabii ki ötekilere göre daha çok yağ koymam gerekiyor. Şimdi ilk etapta bunun altı açık olacak arkadaşlar. Şöyle bir kendine gelecek soğanla. İşim biraz acele olduğu için çabuk pişsin diye bir yemek kaşığı tepeleme toz şeker atıyorum. Ve bunu bir biraz şöyle karıştırıyorum. Soğanlar da yağ birbirine girecek. Soğanlar da yağ birbirine girdikten sonra orta kısık ateş alacağız arkadaşlar. O şekilde pişecek. Çok yüksek ateşte değil, yanar. Eğer bir yanmak hissederseniz birazcık çok az su ilave edebilirsiniz. Çok az. Bunun altını kısıyoruz. Kısıktan bir tık yukarıda. Gördüğünüz gibi soğanların karamelize olmaya başladı. Sabrın sonu selamettir derlermiş arkadaşlar. Yalnız ben şahsıma bununla bu kadar uğraşamam diye 20 dakika 25 dakikadır bu hale. Aşağı yukarı bence 35-40 dakika sürecek bu. Yani ben her seferinde böyle uğraşmam. Çok güzel olabilir ama zor bir iş. Gene de steak burger yaptığımız için olmazsa olmaz. Soğanlarımız en sonunda oldu arkadaşlar. 40 dakika falan sürdü. 4 tane orta boy soğandan bu kadar karamelize soğan çıktı. Yeter. Hamburger etlerimizi çıkardık. Yarım saat evvel buzdolabında. Oda sıcaklığına geldi hemen hemen. Şöyle güzel bir ateşin olduğu yere koyalım. Şimdi 2 tane yapıyorum arkadaşlar. Nefis cızırtılar ve kokular geliyor arkadaşlar. Steak burgerimiz mükemmel olacak inşallah.
Şimdi kümeslerimizi atalım arkadaşlar. Kümes çok pişmedi arkadaşlar. Şöyle bir ısınsın yeterli. Ekmekten de koyalım. Kontrolleri yapalım. Mükemmel gözüküyor. Ekmeklerimiz de kızardı. Şimdi karamelize soğanımızı dibine yerleştiriyoruz. Şöyle arkadaşlar. İki parça et koyuyoruz. Şöyle köftemizi alıyoruz. Bir tane de peynir koyuyoruz. Evet, burgerlerde bir stak olursa da 40-50 lira para ödüyorlar. İki tane de peynir koyarlar tabii ki. Bir tane de hazır. Hamburgerlerimiz oldu. Tırtıklı bir bıçakla aynı steakhouse'larda olduğu gibi hamburgerimizi fazla güç harcamadan kesiyoruz. Gerçi benim stilim böyle yemek değil. Bakın arkadaşlar. Şimdi bunu şöyle yapabiliyoruz. Çok sulu diyenler için steakhouse'da aynı yaptıkları gibi bir daha yiyeyim. Şu şekilde birazcık pişiriyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Suysa su. Kızarmaksa kızarmak. Şöyle. En birinci steakhouse meydan okur. Evde istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Buyurun. Hepiniz afiyet olsun.